Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, öte yandan transfer görüşmelerine devam ediyor. Alex Teixeira'nın yanı sıra Gezal transferini bitirmeye oldukça yakın olan siyah beyazlılar, Rosier ile de yeniden anlaşma sağlamıştı. Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa için şartlar zorlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız golcünün, maliyeti nedeniyle askıya alınan bu transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schöra'nın iddiasına göre, Beşiktaş, Diego Costa teklifini yükseltti. Bu transferde güçlü rakipleri olduğu söylenen siyah beyazlılar, yıllık 3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme ve 2 taksit ile ödenecek 2 milyon euro imza bonusu teklifinde bulundu. Öte yandan İtalya'dan gelen teklifleri de dinleyen Diego Costa, Bologna'ya hayır dedi. Cagliari ve Genoa kulüpleri de oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Son olarak Atletico Madrid forması giyen ve şu an serbest statüde yer alan golcü oyuncu, geçen sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti. Beşiktaşlı oyuncu Josef, sosyal medya hesabından taraftarların sorularına yanıt verdi. Josef, bir taraftarın "Alex nerede?" sorusuna "Bilmiyorum ama daha yakın." ifadelerini kullandı. Joseph, ayrıca kendisine, paranın köpeği diyen Suudi Arabistanlı, takipçisine yanıt verdi. Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan'da kazandığımın, yarısından daha azını kazanmak için, Beşiktaş'a geldim, nasıl paranın köpeği oluyorum, ifadelerini kullandı. Alex'in aldığı teklifler sonrası, oyuncudan vazgeçmeyerek, her gün iletişime devam eden, siyah beyazlılar, gelinen son noktada yıldız futbolcuyla yıllık, 2.3 milyon euro maaştan, 2 artı 1 yıllık, anlaşmaya vardı. Deneyimli 10 numara ile anlaşıldığı haberi, en çok teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu etti. Teknik ekip, kadro planlarını Alex'e göre yapmayı planlıyor. Sergen Yalçın'ın, yetenekli futbolcunun, Beşiktaş'ın oyun planına çok uygun olduğunu, söylediği bildirildi. 50 milyon euro, bonservis bedeli karşılığında Çin'e transfer olan Alex'in, uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Yalçın'ın, geçen sezon, orta sahada yaratıcılık anlamında, zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Görev verdiğimiz oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ancak ofansif açıdan zorlandığımız çok maçlar oldu. Alex yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Gelirse özellikle yaratıcılık anlamında takıma çok katkı sağlar ve orta alandaki bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanabiliriz ifadelerini kullandığı bildirildi. 6 sezon Shakhtar Donetsk forması giyen Alex Liverpool forması giymesi beklenirken 50 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu burada 150 maça çıkıp 73 gol attı ve 43 asist yaptı.